Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda bileşki ve ters fonksiyonla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki fonksiyondan terslerini bulun. Şimdi terslerini sorduğu zaman arkadaşlar genel kural neydi? Fx'e n'ye yazıp x'i çekiyorduk. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın x deyip eşittir x diyorsunuz arkadaşlar. Hepsine eşittir x dedim. Hepsine eşittir x dedim. Şunun kısa yolu var, onu boş verin. Şimdi eşittir x dedikten sonra şu siyah x'i yalnız bırakın arkadaşlar. Siyah x'i buradan yalnız bırakacağız. Her tarafı neye böleceksiniz? 2'ye böleceksiniz. X bölü 2. O zaman bunun tersi neymiş arkadaşlar? F üzeri eksi 1 x neye eşitmiş? X bölü 2. Eşittir x dedikten sonra bakın şu siyah ilini yalnız bırakın. X'i at karşıya. X eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? X artı 4 diyeceğiz. F'in tersi neymiş arkadaşlar? X artı 4. Eşittir x dedik. Bu x'i yalnız bırakacaksınız bakın. Atın karşıya x eksi 1. Sonra her tarafı neye böleceksiniz? 2'ye böleceksiniz. X eşittir x eksi 1 bölü 2. F'in tersi neymiş arkadaşlar? X eksi 1 bölü 2. Yine eşittir x dedik. Bakın şu x'i çekeceksiniz. Önce 2x diyorsunuz. 3x eksi 4 neye eşit olacak? 2x olacak. Şu x'i çekecektik bakın. At karşıya. Artı 4 olarak karşıya gelecek. 3x eşittir ne arkadaşlar? 2x artı 4. Her tarafı 3'e böleceğiz. F'in tersini bulduk. F'in tersi 2x artı 4 bölü 3. Birazcık pratik yaparsanız zaten bunları işlem yapmadan da çözersiniz. Şu şekilde olunca ne yapıyordu arkadaşlar? Aşağıdaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in katsayısını yer ve işaret değiştiriyorduk. Tekrar aşağıdaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in katsayısını yer ve işaret değiştiriyorduk. O zaman eksi 3 yukarıya çıkacak. Artı 3 olarak. Artı 3 x oldu. Artı 1 bölü 7x. Artı 5 ile aşağıya nasıl düştü arkadaşlar? Eksi 5 diye. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı yer ve işaret değiştiriyormuşuz. İkinci soru tipi arkadaşlar. Şimdi bakın f(x) eksi 3'ü vermiş bize f(x)'i soruyor. Ya da g(x) eksi 4'ü vermiş bize g(x)'i soruyor. Bu tarz soruları da şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Burayı ne yapmak istiyoruz bakın. Buranın ne olmasını istiyorsunuz? X olmasını istiyorsunuz. Buranın x olmasını istiyorsanız x yerine bunun tersini yazıyorsunuz. 2x eksi 3'ü ne yapacakmışız? Tersini yazacakmışız. Arkadaşlar 2x eksi 3'ün tersine x artı 3 bölü 2. Niye böyle? Yine eşittir x diyeyim bakın. Eşittir x diyeyim. Bu x'i yalnız bırakın. X yerine ne yazacakmışız arkadaşlar? X artı 3 bölü 2 yazacakmışız. O zaman burası x olacakmış. Karşı tarafta bakın x yerine x artı 3 bölü ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Artı 4'ümüz de var. Bunu düzenleyeceğiz tabii ki. Burası bakın 3x artı 9 oldu. Şurada da paydaşlarsanız 2 kere 4 artı 8 bölü ne diyeceksiniz? 2. Yani cevap neymiş arkadaşlar? 3x artı 17 bölü 2. Tekrar bak. Bize gx eksi 4'ü vermiş. Bize gx'i soruyor. Buranın x olmasını istiyorsanız bunun tersini yazacakmışız x yerine. X eksi 4'ün tersi de nedir arkadaşlar? X eksi 4'ün tersi x artı 4. Sebebi neydi? Eşittir x diyelim. Bu x'i yalnız bırakalım. X artı 4. Şimdi x yerine x artı 4 yazacakmışız. Burası x olacakmış. Karşı tarafta bakın 2 çarpı x artı 4 diyorsunuz. Artı 1. Aşağıda x yerine x artı 4 yazıyorsunuz. Eksi 3. Şu yukarıyı dağıtalım arkadaşlar. 2x artı kaç olacak? 8, 1 daha 9. Aşağısı da x artı ne olacak? 1. İşte size gx. Şimdi bize g2x eksi 11'i vermiş. Bu sefer g5'i soruyor. Şimdi bakın şu parantezin ne olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? 5 olmasını istiyorsunuz. 2x eksi 11'i 5 yapan sayıyı araştırıyorsunuz. Atıyorsunuz karşıya. 2x 16 olacak. X yerine ne yazmalıymışım? 8. X yerine 8 yazarsanız bakın gerçekten parantezi 5 oluyor. 2 kere 8 16. 11 çıkardınız. Burası ne oldu? 5. Karşı tarafta 8 yazıyoruz. 3 kere 8. 24. 7 daha. G'de 5 neye eşitmiş arkadaşlar? 31. Şimdi D'ye geldik. H 2x eksi 3'ü vermiş. H'ın tersinde onu soruyor. Burada da arkadaşlar yer değiştirme özelliğini kullanacağız. Yer değiştirme özelliği neydi? Yer değiştirme özelliği şuydu. Eğer FA B'ye eşitse arkadaşlar B ile A'yı yer değiştiriyorsunuz. Tersine geçiyorsunuz. F'in tersinde B neydi? A. Bunun tersi de doğru. Yani F'in tersinde M eşittir N derse yer değiştiriyorsunuz N ile M'yi. F'in tersi ise buraya F yazıyorsunuz. Eşittir M. Mesela bakın burada H 2x eksi 3'ü vermiş. Eşittir 3x artı 4. Hemen yer değiştireceğiz. H'ın tersinde 3x artı 4 neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? 2x eksi 3'e. Şimdi soruya tekrar dönersek bakın. Elimizde H var. Bize tersiyle ilgili bir şey sormuş. Tekrar. Elimizde H var. Bize H'ın tersiyle ilgili bir şey sormuş. Hemen yer değiştiriyorsunuz. H'ın tersi. Bununla bunu yer değiştiriyorsunuz. Bakın 3x artı 4 eşittir 2x eksine 3. Şimdi buranın ne olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? 10 olmasını istiyorsunuz. Bakın buranın 10 olması için x yerine ne yazmalıyız? Burada zaten 4 var. O zaman burası ne olacak? 6 olacak. 3x 6 olacaksa x yerine ne yazmalıyız? 2 yazmalıyız. X yerine 2 yazıyorsunuz. H'ın tersinde 10. Karşı tarafta x yerine 2 yazacağız. 2 kere 2 eksi 3. 2 kere 2 4. 3 çıkardığınız cevap ne? 1. Benzer soru bakın. F'in tersi var elimizde. Bize F ile ilgili bir şey sormuş. Hemen yer değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Yer değiştirip F'in tersinden F'e geçiyoruz. Bakın burası 2x artı 4 bölü 5
eşittir 3x eksi ne oldu? 11. Şimdi bakın şu parantez için ne olmasını istiyorsunuz? 2 olmasını istiyorsunuz. Şimdi bakın burası ne olacakmış? 2 olacakmış. Buranın 2 olması için yukarının 10 olması lazım. 10 bölü 5 2 yapacak çünkü. Yukarısı 10 olacaksa burası ne olacak? 6. O zaman x yerine ne yazmalıymışım? 3. Ya da siz burayı uzun uzun 2'ye eşitleyin. Buraya x yerine 3 yazarsanız bakın gerçekten 2 kere 3 6 4 daha 10. 5'e böldünüz. Burası ne oldu? F2 oldu. X yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 eksi 11. Cevap ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 2. Devam edelim. Şimdi fx fonksiyonu vermiş. Bakın 3 artı 2x diyor. Fof m eşittir 17. Şimdi bileşki fonksiyonunda değer bu nasıl olan nasıl çözülüyor arkadaşlar? Şuradan içeriye damlıyorsunuz. Önce fm'i buluyorsunuz. Fm fonksiyonda x gördüğümüz yere m yazarsak 3 artı ne olacak? 2m. Sonra bu bulduğumuz değeri tekrar fonksiyonda yazıyoruz. Ne bulduk? Bakın 3 artı 2m bulduk. F'de tekrar 3 artı 2m yazıyorsunuz x yerine. Yazıyoruz bakın. F'de x yerine tekrar 3 artı ne yazacakmışız? 2m yazacakmışız. 3 artı 2 çarpı 3 artı 2m eşittir kaç? 17. Attım karşıya 2 çarpı 3 artı 2m eşittir kaç? 14. Her tarafı 2'ye böldünüz. 3 artı 2m eşittir ne yazacağız arkadaşlar? 7. 3'ü de karşıya attınız. 2m ne olacak? 4. M ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 2'den m kaç? 2. Devam edelim. Şimdi bileşkeyi nasıl buluyorduk? Fx'i vermişiz. Gx'i vermişiz. Fx'i soruyoruz arkadaşlar. Bileşke fonksiyonu sorularında arkadaşlar bileşkeyi konuşturun. Bileşkeyi nasıl konuşturacağız? F bileşkeyi ne demekti? Bileşke fonksiyonu şu demek. Birincide x gördüğüm yere ikinci yazıyorum. Bakın burada birinci ne? F. İkinci ne? G. F'de x gördüğünüz yere ne yapacaksınız arkadaşlar? Yere G'yi yazacaksınız. G'yi yazacaksınız. Bakın F burada. Fog x. Ya da ne yazar? Fog x yazmaz. F'de Gx yazardı arkadaşlar. Ne demekmiş bu? F'de x gördüğünüz yere G yazacağım. Bakın F burada. 7 artı x gördüğünüz yere G yazıyorsunuz. 2 tane Gx diyorsunuz. Sonra G de belli. G de ne eşit? 2 çarpı 3x eksi 11. Bunu lütfen dağıtalım. 2 kere 3. 6x eksi 22. Burada da ne var? 7 var. O zaman bulduk bileşke fonksiyonu. 6x eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? 15. Bileşke sorularına daima bileşkeye gidiyorsunuz önce arkadaşlar. Bakın F'i vermiş. Bileşkeye vermiş. G'yi soruyor. Şimdi bakın bu ne demekti? F. Fok x ne demekti? F'de G'yi yaz demek. Yani F'de x gördüğümüz yere birinci de x gördüğümüz yere ikinci yazacağız. Birinci ne F? İkinci ne G? Birinci de x gördüğümüz yere G yazacağız. Şimdi elimizde F var mı? Var. Fok x ne demekmiş arkadaşlar? F'de x gördüğümüz yere G yazacakmış. Bakın F burada. X gördüğünüz yere G yazıyorsunuz. 3 tane GX eksi 4 dediniz. Fok x de vermiş. Ne eşitmiş arkadaşlar? 2x artı 7 eşit. Bize GX'i soruyor. Buradan 3 tane GX diyeceğiz. Eksi 4'ü karşıya atacağız. 2x artı ne oldu? 11. Her tarafı neye böleceğiz? 3'e. 2x artı 11 bölüneceğiz arkadaşlar. 3. Gx arıyorduk zaten. Devam edelim. Şimdi bileşkeyi konuşturuyoruz. Birinci G, ikinci F. G'de x gördüğümüz yere F yazacağız. Tekrar G'de x gördüğümüz yere F yazacağız. Elimizde G var mı? Yok. Ne yapacağız o zaman? Şimdi gof x. Gof x'i tekrar yazalım. Şöyle neye eşitmiş arkadaşlar? 3x artı 4'e. Elimizde G yok ama bakın fx var. Fx neye eşit arkadaşlar? 2x eksi. Şurada fx yerine gelip G fx yerine 2x eksi 5 yazdık. Eşittir ne oldu? 3x artı 4. Şimdi bir önceki soru tipine döndü. Bakın buranın ne olmasını istiyorsunuz? X olmasını istiyorsunuz. Buranın x olması için x yerine bunun neyini yazıyorduk? Tersini yazıyorduk. 2x eksi 5'in tersini yazacağız x yerine. Bunun tersine nasıl biliyorduk? Bakın şöyle x deyip şu x'i yalnız bırakıyorsunuz. Yalnız bırakırsanız ne olur? X artı 5 bölü 2. O zaman burası ne olacak? Gx olacak. X yerine ne yazıyorum? X artı 5 bölü 2 yazıyorum. Bakın 3 çarpı x artı 5 bölü 2 artı ne? 4. Bunu dağıtalım. 3x artı 15. Burada dağıtırken paydaş demeyi ihmal etmeyin. 2 kere 4 8 bölü ne diyeceğiz? 2. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 3x artı 23 bölü 2. Devam edelim. Şimdi f'in tersine bakın. Birinci, ikinci. Birincide x gördüğümüz yer ikinciyiz arkadaşlar. Bileşkeyi konuşuyorduk daima. F'in tersini x gördüğüm yere g yazacağım. F'in tersi elimizde var mı? Yok ama bulabiliriz. Bakın eşittir x diyoruz. Şu x'i yalnız bırakıyorsunuz. O x'i yalnız bırakırsanız f'in tersini bulacaksınız. F'in tersi. Bunu karşıya attınız. X artı 1. Bu x'i yalnız bırakmak için sonra her şeyi neye böleceksiniz? 3'e. X artı 1 bölü 3 f'in tersi. Şimdi f'in tersinde neyi yazacakmışız? G yazacakmışız. Bakın f'in tersini bulduk. X gördüğümüz yere G yazıyoruz burada. F'in tersi bileşke G. F'in tersini x gördüğüm yere G yazıyorum. Bakın f'in tersi burada. X gördüğüm yere G yazıyorum. Gx artı 1 bölü ne? 3. Eşittir neymiş arkadaşlar? Onu bulacağız. Şimdi Gx de elimizde var mı? Var. Gx yerine ne yazacağız arkadaşlar? X artı 2 yazacağız. Bakın x artı 2 artı 1 bölü 3 diyeceğiz. Buyurun cevap. X artı 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 3. Şimdi burada bir özellik kullanacağız. Bileşke fonksiyonun tersini nasıl alacağız? Bakın. Fog x'in tersini şöyle alıyorsunuz arkadaşlar.
özellik şu. Yer değiştiriyorsunuz. Daha sonra tersten alıyorsunuz. Yani buraya g'nin tersi f'in tersi diyorsunuz. Mesela bu f'in tersi bileşke g ise soruda olduğu gibi. Bunun tersini alacaksak parantez tersini. Yine yer değiştiriyoruz. G, f yaptık. Şimdi g'nin tersi. Tersinin tersi arkadaşlar kendisi. Bu da ters fonksiyon özelliği. Tersinin tersi fonksiyonu neyini vermiş arkadaşlar? Kendisini vermiş. Şimdi o zaman burada önce şunun ne olduğunu bulalım. Bakın bunun ikisini ne yapacakmışız önce? Yer değiştirecekmişiz. G bileşke f yaptık. Daha sonra g'nin tersi. Bakın tersinin tersi ne olacak arkadaşlar? Kendisi olacak. Size bunu soruyor bakın. G'nin tersinde f'i yazacakmışız. Şu birinci, şu ikinci bileşkede ne yapıyorduk? G'nin tersinde f'i yazacağız. Birinci de ikinci yazıyoruz. G'nin tersini x diyoruz bir fx yazacağız. Şimdi g'nin tersi elimizde var mı? Yok. O zaman şöyle x deyip şu x'i yalnız bırakacağız. O zaman o x'i yalnız bırakırsak bakın g'nin tersini yine bulacağız. Attınız karşıya x eksi 4. Sonra her tarafını yine neye böldünüz? 3'e. Şimdi g'nin tersi bileşik f'i nasıl bulacakmışız? G'nin tersini x gördüğümüz yere f yazıyoruz. Bakın şurada x gördüğümüz yere f yazıyoruz. Fx eksi 4 bölü ne? 3. Elinizde f var mı? Var. F'i de gelip buraya yerleştirin lütfen. 2x eksi 7 eksi 4 bölü ne diyeceksiniz? 3. İşte size cevap. 2x eksi 11 bölü ne diyeceksiniz? 3. Devam edelim. Şimdi uygun koşullar altında tanımlı demiş. İki tane fonksiyon vermiş. Fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu vermiş. Fonksiyonlar veriliyor. Bize de şöyle bir şey sormuş. Bakın. F'in tersi bileşke g bileşke f'in tersi bileşke g demeyi yazacakmışız. O da g'nin tersi 2'ymiş. Şimdi g'nin tersi hemen kolay arkadaşlar. Buna eşittir x diyelim. Şu x'i yalnız bırakalım. G'nin tersi bakın. G'nin tersini şurada bulduk. G'nin tersi ne eşit? X eksi 3. Hemen şuradan kurtulun. G'nin tersi ne yazacakmışız? 2 yazacakmışız. Burada 2 yazarsanız g'nin tersini 2 yazıyoruz bakın. Şurada 2 yazarsanız ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Burası neymiş? Eksi 1. Şimdi neyi arıyoruz arkadaşlar? F'in tersi bileşke g de m'yi arıyoruz. Şimdi bakın. Bu tarz soruları eğer karşı tarafta sayabiliyorsanız şöyle yapın arkadaşlar daima. Şimdi bakın burada f'in tersi var. Yine bir özellik. Özelliğimiz şu. Herhangi bir fonksiyonla onun tersini bileşik işlemini alırsanız arkadaşlar bunlar birbirini götürecek. Ne kalacak? X kalacak. Yanındaki ifade kalır. Şimdi bakın burada f'in tersi var. Şimdi karşı tarafta sayı varsa şöyle yapacakmışız. Her tarafı f ile bileşik işlemini alıyorum. Niye böyle yaptım? F ile f'in tersi birbirini götürsün diye. Bakın sol tarafta ne kaldı? Gm kaldı. Karşı tarafta da ne oldu? Karşı taraf f eksi 1 oldu. Şimdi elinizde f var mı? Var. F eksi 1. Burada gidip eksi 1 yazıyorsunuz bakın. Bu da eksi 3 artı 4. Aşağıda eksi 1 yazarsanız ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 eksi 2. G'de m yazınca ne olacakmış arkadaşlar? Bakın 1 bölü ne olacakmış? Eksi 3. Elinizde g var mı? Var. G'de x gördüğünüz yere m yazıyorsunuz. Bakın m artı 3 neye eşit olacakmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3'e. Buradan işte çarpımı yapalım. Ya da m'yi yalnız bırakalım. Boş verin. Eksi 1 bölü 3. Artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3. Eksi 9, eksi 1 daha. M neymiş arkadaşlar? Eksi 10 bölü 3. Şimdi devam edelim. Bir önce yazdığımız özellik bakın. Bileşke fonksiyonun parantez tersi varsa arkadaşlar önce ondan bir kurtuluyorsunuz. Bunu ne yapıyorduk? Önce yer değiştiriyorduk. G bileşke f diyorduk. Sonra g'nin tersi, tersinin tersi kendisi dedik fx. Eşittir neymiş arkadaşlar? Eksi 4x artı 3 bölü 3. Bileşke ve başka bir fonksiyon varsa bileşkeyi konuşturuyorsunuz arkadaşlar önce. Bakın burada bileşke fonksiyon var. Bu ne demek? Birinci de ikinci yaz demek. Birinci ne? G'nin tersi. İkinci ne? F. O zaman G'nin tersini X gördüğüm yere ne yazacağım? F yazacağım. Elimde G'nin tersi var mı? Yok. Eşittir X deyip hemen G'nin tersini bulalım. Eşittir X dedik. Şu X'i yalnız bırakacağız. Bakın G'nin tersi ne olacak? Attınız karşıya. Artı 1 bölü ne dediniz? 3. Şimdi G'nin tersini bulduk. G'nin tersinde X'e ne yazacağız arkadaşlar? Fx yazacağız. Yazıyorum bakın. G'nin tersi burada. X'e ne Fx yazıyorum. Fx artı 1 bölü 3. Bu da ne eşitmiş arkadaşlar? Eksi 4x artı 3 bölü 3. 3 ile vedalaştık. Fx eşittir. Attığınız karşıya. Eksi 4x artı kaç diyeceksiniz? 2. Geldik 11'in soruya. Yine değer bulma sorusu. Bileşke fonksiyonunda değer bulma sorusu çıktığı zaman işiniz kolay arkadaşlar. İçeriye giriyorsunuz önce. Gidip bileşkeyi falan kesinlikle bulmayın. Sağdan başlıyorsunuz. Önce f3'ü bulacaksınız. F3. F burada bakın. Buranın 3 olmasını istiyorsunuz. O zaman x yerine ne yazmalısınız? 4. Değil mi? X yerine 3, 4 yazarsanız burası ne olacak? 3. 4 eksi 1, 3 oldu. Bakın 2 kere 4, 8, 1 daha. F3 neye eşitmiş? 9. Sonra bu bulduğunuzu G'de yazıyorsunuz. G'de 9 nedir diye soruyorsunuz. G'de burada bakın arkadaşlar. G'de burada. Şimdi buranın ne olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? Şu parantez için 9 olmasını istiyorsunuz. Oranın 9 olmasını istiyorsanız orayı 9 yapan sayıyı bulalım. Bakın 5x artı 3 bölü 2 eşittir ne olacakmış? 9. Burası 9. Buradan ne gelecek? 5x artı 3 eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 18 mi? Evet. 5x ne olmalı? 15 olmalı. X eşittir ne yazmalıyız o zaman? 3. X'e 3 yazarsak orası bakın 9 oluyor. G 9.
x n yazar, 3 yazar, 3 eksi 2'de ne eşit olacak arkadaşlar? G'ye 9 ne eşit? 1 eşit. Devam edelim. Şimdi bakın f'in tersinde gx 2x eksi 10 müymüş. Elimizde de gx var, 3x eksi 4. fx nedir diye soruyor. Daima bakın bileşke ve başka diğer fonksiyonlardan herhangi biri varsa önce bileşkeyi konuşturuyorsunuz. Burada ne yazıyor arkadaşlar? F'in tersinde x gördüğüm yere g yazacağım. Bileşke ne diyordu bize? Birinci de ikinci yaz diyordu. Birinci f'in tersi, ikinci de g. F'in tersinde x gördüğüm yere g yazacağım. Elimizde f'in tersi var mı? Yok. F de yok zaten. O zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. G eksi gelip yerine yazıyorsunuz. Bakın f'in tersinde burası ne olacakmış? G eksi ne eşit? 3x eksi 4 yazıyorsunuz. Eşittir 2x eksi 11. Sonra yer değiştirme özelliği bakın. Elimizde ne var? F'in tersi var. Bize neyi sormuş? F'i sormuş. Hemen yer değiştiriyorsunuz. Yer değiştirip f'e geçiyoruz. 2x eksi 11 eşittir. Ne çiz arkadaşlar? 3x eksi 4. Şimdi bakın buranın ne olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? Buranın x olmasını istiyorsunuz. Buranın x olmasını istiyorsanız x yerine bunun tersini yazıyordunuz. Parantezin ifadenin tersini yazıyorduk. Tersini nasıl biliyorduk? Eşittir x değil. Şu x'i yalnız bırak. Ne bu x'i yalnız bırakırsam? X artı 11 bölü ne? 2. O zaman burası fx oldu. Karşı tarafta da 3 çarpı x yerine x artı 11 bölü ne yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız. Eksi 4. Burayı dağıtalım lütfen. 3x artı 33. Dağıtırken şurada da paydaşlayın. Eksi 8 bölü ne? 2. İşte size fx 3x artı 25 bölü ne diyeceksiniz? 2. Şimdi gx var elimizde. Bir de bileşke vermiş yine. Bileşkeyi konuşturalım. Bu ne demek arkadaşlar? Birinci de ikinci yaz demek. Birinci ne? G'nin tersi. İkinci ne? F. G'nin tersini x gördüğüm yere f yazacağım. G'nin tersi elimizde var mı? Yok. Eşittir x deyip şu x'i yalnız bırakarak g'nin tersini bularak başlıyoruz. G'nin tersi x artı 2 bölü ne arkadaşlar? 3. G'nin tersini x yerine yazacakmışım arkadaşlar? Fx yazacakmışım. Yazıyorum o zaman. Fx artı 2 bölü 3 eşittir neymiş arkadaşlar? Fx artı 2 bölü 3 eşittir neymiş arkadaşlar? 2x eksi 11'miş. Buradan fx artık ulaşabiliriz. Fx artı 2 işlerle çarpma yaparsanız 6x eksi 33. O sıra fx ne eşittir arkadaşlar? Artı 2'yi de karşıya atarsanız 6x eksi 35. Buyurun size fx. Geldik son soruya. Şimdi fx vermiş. Bakın fx burada. Gx burada. Bize yine böyle karışık bir bileşke vermiş. Ondan sonra f'in tersine eksi 1 ve g'nin tersine 2 eşit demiş. Şimdi arkadaşlar önce şuranın tersini nasıl arıyorduk? Oradan başlayalım. Buranın tersini nasıl arıyorduk? Bileşkenin tersini, parantez tersi, yer değiştiriyordunuz. G, f diyorsunuz. Sonra terslerini alıyordunuz. G'nin tersi, f'in tersi. M eşittir buymuş. Şimdi f'in tersini eksi 1 yazacağız. Ve g'nin tersini 2 yazacağız. Hemen bunları bulalım arkadaşlar. Şimdi g'nin tersi burada bakın. Eşittir x deyip şu x'i yalnız bırakırsak g'nin tersi şu altına da yazabilirim. G'nin tersi ne eşit gördüğünüz gibi? X eksi 2 eşit. O zaman g'nin tersini 2 yazarsak arkadaşlar g'nin tersi bakın burada 2 yazarsanız burası ne olacak? 0. Oradan kurtulduk ne güzel. Şimdi f'in tersinde bu tarz sorularda tersini nasıl biliyorduk? Şunun ikisini yer ve işaret değiştiriyorduk. O zaman yer ve işaret değiştirsek f'in tersini bulacağız. F'in tersini bakın yer ve işaret değiştirseniz aynı şeyi bulacaksınız. X eksi 2. F'in tersine ne yazacağız? Eksi 1. F'in tersine eksi 1 yazarsak f'in tersine eksi 1 de ne eşitmiş arkadaşlar? Şurada eksi 1 yazalım. Eksi 2 artı 1. Aşağıda eksi 1 yazarsanız eksi 3. O da 1 bölü kaçmış? 3'müş. Bakın burası da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3 artı 0. Karşı taraf ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. Şimdi bakın bir önce söyledik. Şimdi karşı tarafta bir sayı varsa, sol tarafta da bileşke varsa şöyle yapacaksınız. Önce her tarafı g ile işlem alıyorsunuz. G yazıyorsunuz. Bunlar birbirini götürecek arkadaşlar. Yani amaç bu g'nin tersini yok etmek. G'nin tersini yok eder? G yok eder. F'in tersini yok eder? F yok eder. Burada bakın f'in tersine ne kaldı? M kaldı. Eşittir g 1 bölü 3 diyeceksiniz. G burada bakın. X yerine ne yazacağız arkadaşlar? 1 bölü 3. 1 bölü 3 yazarsak 1 bölü 3 artı 2. 3 kere 2 artı 1 daha. 7 bölü 3. Karşı taraf ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 3. F'in tersinde M ne eşitmiş arkadaşlar? 7 bölü 3'müş. Bakın F'in tersini ne bulmuştuk? F'in tersini. F'in tersini ne bulmuştuk? Aynısıydı. F'in tersi bunun ikisini yer bir işaret değişseniz aynısı geliyordu. 2x artı 1 bölü x eksi 2 geliyordu. Burada x yerine m yazınca 7 bölü 3 olacakmış. O zaman x yerine m yazalım. 2m artı 1 bölü m eksi 2 eşittir ne? 7 bölü 3. İşlerle çarpımı yap. 6m artı 3 eşittir. İşlerle yaptım bakın. 7m eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? 14. Attınız bu tarafa. 7m'den 6m'ye çıkardınız. M kaldı. Eksi 14'ü de bu tarafa attınız. Burası ne oldu arkadaşlar? 17. M eşittir 17. Şimdilik bu kadar.